Herkese merhabalar. Ben Silvia Anaokulu'ndan, öğretmeni. Bugün sizlerle yeni bir videoya başlıyoruz. Evet çocuklar, geçen hafta olması lazım. Her neyse 3 gün önce mi bir şey, Chocolate oradaki emojileri tanıttı. Nasıl buldunuz emojilerimizi? Öğretmenim, bence çok tatlılar. Hepsini çok beğendim. Özellikle de şu dişlerini sıkanı. Rengine bayıldım. Öğretmenim, ben de daha çok onu beğendim. Ben daha çok diğerini beğendim sanki. Bunun yüzü bana çok kötü geldi. Ben de diğerini sevdim. Ben de diğerini. Pekala çocuklar. Neyse. Bugün hangi konuyu işleyelim diye düşünürken aklıma eğlenceli bir konu geldi. Ne geldi öğretmenim? Aklıma şu konu geldi. Aklıma ne geldi sizce? Ne? Çocuklar, bugün sizlerle bence hayvanları işleyelim. Eminim birkaç hayvan biliyorsunuzdur. Bu %100. Ama sizlerle bugün başka bir hayvanı işleyelim diyorum. Ne dersiniz? Hayvanı siz seçmek ister misiniz? O hayvanın daha derinlerine inelim. Mavi kelebek, mavi kelebek, mavi kelebek. Pekala Şipçiğim, anlaşılan sen bu mavi kelebeği iyice istiyorsun, ancak diğer arkadaşların da istiyor mu? Öğretmenim, bence Şip'in dediği güzel bir fikir. Biliyordum işte, güzel fikir, güzel. Bence de çok harika bir fikir. Evet, işleyebiliriz. Tamam, bana da uyar. Pekala çocuklar, mavi kelebekler zehirli kelebeklerdendir. Üstelik nadir bir türdür. Her yerde bulunmaz. Sıcak ortamları severler, ancak gölgelik alanlarda yaşarlar. Kozaları diğer kelebeklere göre 18 santim daha büyük olur. Bu kelebekler avlarını hazır yakalamazlar. Yani hazır bulmazlar, kendileri yakalarlar. Larva yaptıklarında anne ilk bir ay boyunca larvalarının yanından kaçmaz. Bunu sadece mavi kelebekler yapar. Larvalar ilk başta diğer normal kelebeklere benzer, ancak öyle değildir. Bu çok görkemli bir kelebektir. Her ne kadar görkemli olsa da o kadar da tehlikelidir. Bu kelebekler de göçmen kelebekler kategorisindendir. Sıcak ortamları sevdiklerine göre sonbahar aylarında ve kış aylarında göç ederler. İlkbaharda yeniden geri gelirler. Bu kelebeğin ömrü farklılık gösterebilir. 3-6 ay arası süren bir ömrü vardır ve kısa mesafede göç ederler. Üstelik tüm kışı ve tüm sonbaharı da orada geçirmezler. Farklı farklı yerlere giderler ve farklı farklı yerlere larva bırakırlar. Bu şekilde üremeyi sağlarlar. Ancak hangi larvayı nereye bıraktıklarını da iyi bilirler. Mesela ilkbaharda bıraktıkları bir larva bırakmazlar. Kışın son günü gibi bir sürede bırakırlar ki o larvalar da hayata tutunabilsin. Mavi kelebeklerin yaşantısı bu şekildedir. Üstelik mavi kelebeklerin bir diğer şaşırtıcı özelliği ise bu kelebeklerin kanatlarının diğer kelebeklere göre daha fazla damarcık barındırmasıdır. Bayağı bir belgesel gibi oldu. Evet çocuklar, bu bilgileri sevdiniz mi? Evet, evet, yaşasın mavi kelebek. Evet çocuklar, peki siz en çok hangi mevsimi seviyorsunuz? Yaz, 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 yaz.
Öğretmenim, aslında ilkbahar da güzel, sonbaharın ilk haftaları da güzel çünkü okulun diğer tarafına çıkabiliyoruz. Orada kum havuzu var. Burada da evet oyuncaklarımız var, biberon oyunları oynuyoruz, çok eğleniyoruz ama orası yine de daha güzel bence. Çünkü kaydırak da orada, kum havuzu da orada, her şey orada yani. O yüzden yaz mevsimini ve ilkbahar mevsimini biraz daha çok seviyorum. Tamam Sweetie'ciğim, anlaşıldı. Zın zın zın. Çikolata içeyim. Babaannen gelmiş. Aa, tamam öğretmenim. Zın 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 zın. Şipçiğim, Twinsçiğim, babanız gelmiş. Zın zın zın. Sweetie'ciğim, Silkçiğim, anneniz gelmiş. İyi öğlenler öğretmenim. Size de iyi öğlenler arkadaşlar. Arkadaşlar, abone ol butonuna tıklamayı, yorum yapmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşça kalın.